Burada bir hatıramı nakledeyim, rahmete vesile olsun. Ebu Gudde hocam, rahmetullahi aleyh, 96 yılında Türkiye'ye gelmişti. Veya 95'in sonunda olabilir. Giderken dedi ki Nurattin dedi, bana dedi, şu dedi Kanuni'nin Viyana'ya götürdüğü bir şey var ya dedi, onun dedi böyle görüntülüsü var mı dedi. Ben de ne götürdü merak ettim. Tarif etti, baktım mehteri tarif ediyor. O arada piyasada mehter marşları video VHS mi ne deniyordu o kasetlere? Bir video VHS kaseti vardı. Buldum, hemen havaalanında götürdüm, verdim. Aradan bir sene geçti, tekrar Türkiye'ye geldi. Havaalanından aldık, işte götürdük, otele yerleştik. Hocam nasılsın, ne var ne yok filan. Sen dedi, aylarca gecemi berbat ettin dedi. Böyle parmağıyla, çok berbat ettin beni dedi. Bir acayip oldum. Hoca efendiye karşı ne kusur ettim yahu dedim. Ne yaptım diyeceğim, ya bir de bir kötü bir şey söylerse, yani sen şu hatayı yaptın. Kıpkırmızı oldum. Emin Saraç hocam yanımızdaydı. Ne yaptı bu adam dedi. Emin Saraç hocam. Sen dedi gecelerimi berbat ettin dedi tekrar. Allah Allah, bir garip oldum. Böyle üzüntüden ağlayacağım. Dedi sen bana dedi bir VHS kaset verdin ya dedi. Ben de dedi onu dedi akşam bir dinleyeyim dedim dedi. Hem ağladım hem sabaha kadar dinledim dedi. Öbür akşam sen gecelerimi berbat ettin benim dedi. Bir rahatladım elhamdülillah. Ben bir kabahat ettim zannettim. O meğer çok heyecanlanmış. Ben İstanbul'daydım, hep buralardaydım dedi. Hep buralardaydım. Onu böyle onlarca defa dinlemiş. Mübarek adam cihat hasretiyle yanıyor. Bu Hasan el-Benna'dan sonraki kadrodan İhvan-ı Müslümin'de. Yani İhvan-ı Müslümin'in bu Suriye, Halep, Hama olaylarından dolayı Suriye'yi terk etti zaten. Yani o 80'de ilk 3 kadrosundan biriydi. Said Havva mı, o mu diye böyle görüşülmüş. Suriyeli bir hoca efendi bize Sapanca'da anlatmıştı bunu, hatırlıyor musun? Said Havva'ya gidin, işte Ebu Gudde olsun başımızda filan gibi bir şeyler anlatmıştı Beyanuni hoca. Sen orada yoktun herhalde. Ya da belki Sadullah vardı orada. Onun başkan, ben İhvan-ı Müslümin'in en eski adamı, en kadim adamı başkan olsun diye Ebu Gudde Hoca Efendi'yi şey yapmışlar. Böyle bir şey anlattı. Netice olarak Hoca Efendi mesela, şimdi onun için söylüyorum bunu, o mehteri saatlerce dinlemiş bir muhaddis adam. Saatlerce bir ağlamış. Kendini İstanbul'da Sultan Fatih ile beraber hissetmiş. Bu müzik değil işte. Bu ona cihat heyecanı vermiş.